Ne var Ateş? Romberg Boksiyon. Bu akşam yapılacak. Ben de. İyi. Nereye? Sana ne Ateş? Acıktım, bir şeyler yiyeceğim. E hadi atla. Ne diyorsun Allah aşkına? Mama. Mama yemeğe. Hadi gel. Atla. Motora mı bineceğim? Hayatta olmaz. Yoksa bu senin yeni evin mi? Nasıl yani? Bana yemek mi yapacaksın? Yok artık. Bence de yok artık. Güzelmiş. Buyurun hocam. Evet, iki gözüm her zamankinden. Tamam, hadi bekliyorum. Evet, tantuniler yolda. Süper. Ama ben peşinden söyleyeyim. Ya öyle bir tane falan yiyemem. Yarısını yesem kâfi. Bu arada sen biraz önce 200 mü dedin adamı? Uzun zaman olmuş duymayalı. En son okulda söylüyordun herkese. Şaşırdım. Hatta ne diyordun? Bak hatırlatayım ben sana. Ha. Bak iki gözüm. Bu söylediğin anatomiye aykırı. Bir de şey vardı. Dur. Yapma be gözüm. Yani ikisini birbirine karıştırma. İşte biri sinir, öteki kan. Kan. Öyle bir şey miydi? Bu muydu değil mi? Harika taklit yapıyorsun. Oyunculuk düşündün mü? Yok. Bak okul dedin. Sana ne göstereceğim? Hı. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii ki. Trekking kulübü başkanı İpek Tekin Sunar. O zamandan meraklıymışsın bu müdürlük başkanlık işlerine. Ihlara Vadisi'nden. Çok sıkı bir rotaydı. Ben hatırlayamıyorum. E tabii ki hatırlamazsın çünkü bir kere bile katılmamıştın Ateş. Bir şey sorabilir miyim? Hı. Bir insan neden taş toplar? Gider ta Ihlara Vadisi'nden taşları toplayıp getirir. Nasıl getirir? Kamyonla mı? Bir şey soracaktım bak kaç tane soru oldu. Anı, Ateş yani. Anı işte öyle. Gittiğim yerlerden topluyorum sonra da hediye ediyorum. Evet. Ben sana bir soru soracağım. Sen niye bu taşı sakladın? Benimkisi ilk görüşte aşk. Bu taşa baktım ve bir Nihale gördüm. Ne? Nihale. O gün bugündür sağ olsun çaydanlık olur, tencere olur. Bütün yükümü çekiyor. Güle güle kullan. Tam tu ni. Tam tu ni. Geldi. Ay. Ya dediğim gibiymiş değil mi? 2, 4, 6, 8. Sorma. Çok fenayım. Söylemiştim ben. Aslında o yarımda doymuştum ama söz geçirmedim kendime. Yalnız şunu çok iyi anladım. Tantuni üstüne çay şart. Başka türlü kendine gelemiyor insan net. Cila. Telefonu verir misin? Kimmiş? Zeynep. İyi, bak sen. Ne münasebet, ben niye bakıyorum? Efendim?
kötü haber ne? Önder solunum arresti oldu. Şu an entübe ve stabil. Tamam hocam. Vallahi bırakırdım seni. Yok, çok teşekkür ederim. Yani ben dört tekeri tercih ederim. Bir de böyle sıcak sıcak gitmek daha keyifli. Dikkatli. He? İki gözüm. İster miydin? Patatesli. Bilmiyormuşsun gibi. Patatesli poğaça mı olur Allah aşkına ya? Poğaça kıymalı bile olmaz. Poğaça dediğin peynirli olur, bir de sade olur. Poğaçanın doğasına aykırı. Patates, kıyma. Peki kendim aldım poğaça için hesap mı vereceğim ben sana? Neyse sen yarışa peynirli poğaça getir tamam mı? Güzel gider izlerken. Ne yarışı? Bisiklet. Ha. Şu tertipleme yarış. Yalnız ben ortalıkta bir yarış havası görmüyorum ya. Şşş. Doktor, bu iş bende. Tamam. Zemin hazır. Eli kulağında olacak o yarış. Yüzüm. Manipülatif hamleleri yaptım diyorsun. Manipülatif. Yanlış kelime. Daha ziyade ben olaylara yön veren insanım. Sen bugün Selin'i görmedin değil mi? Belli ki görmemişsin. Hala hayatta olduğunu göre. Yani eşek kadar adam gidecek karıcığını anlatacak olanları. Öyle mi diyorsun? Allah Allah. Yani böyle bir şey olabileceğini tahmin edemiyor musun? Olayları yönlendiren insan olarak. Ateş. Anlat acaba. Tam düşündüğüm gibi. Ne? Evrak için Zeynep'e paslamışsın. Pas vermem ben. Şahsi oynarım. Tabii. Yaydın masaya kağıtları. Kara kara düşünürken Zeynep geldi gördü. Dayanamadı sana. Hocalık böyle bir şey. İkinizin de evrakları eksiksiz geldi bana. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ne demek? Görüşürüz. Anlatmamış. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.